Ben İstanbul'da Kadıköy Pendik Hattı'nda çalışıyordum Dolmuş'ta yine. Bir gün aldığım yoğun yalan beraber 6 teneke zeytinyağı alıyordum 5 kiloluk. Şu an Trabzon'da çalışıyorum Dolmuş'ta. Bir günlük yoğun yalandan 1 teneke zeytinyağı alamıyorum. O kadar ki mağdur duruma düştük biz burada. Dolmuşçu olarak, yemiyeci olarak, çalışan esnaf olarak her türlü mağduriyetimiz vardı burada. Burada bizim mümkünse tarifelerimize zam yapsınlar. En azından cepten giden akaryakıtı tamamlamamız gerekiyor burada. Şu anda dönemiyoruz yani. Sadece akıt değil. Parçalar, sigortalar, kaskolar tamamen bizi bölüp belimizi büktü yani. Şu anda iyi bir gidişat yok. Her geçen gün gelen mazotlar yani 5 lira değil, şu anda 10 liraya yolcu taşısak giderlerimizi anca yaparız. Şu anda 5 lirayla beraber İnsanların mağduriyetini gideriyoruz. Başka yapmış olduğumuz şu anda insanların mağduriyeti gidermek yani, başka bir şey değil. Yani yolcumuzu yolda bırakmamak adına şu anda hizmet veriyoruz. Zannetmeyin ki şu anda dolmuşlar para kazanıyor ya da evine ekmek götürebiliyor. Kimse evine ekmek götüremiyor. Şu anda çok zor durumdayız. En yakın zamanda en az dolmuşun 8 lira 9 lira olması gerek. Yani bir kasko sigorta şu anda 12 bin lira olmuş. Bir lastik olmuş, 4 tane lastik olmuş 10 bin lira. Bir baskı balata, şu arabaların bir baskı balatası olmuş 15 bin lira. Yani ne anlatalım? Bir şoförün sigortası 1,5 milyar lira. İki şoför çalışıyor arabada 3 bin lira. Şimdi artık şoför de tek çalışıyor. Herkes tek çalışıyor. Kimse kimseye arabada veremiyor. Çok mutluyuz. Biz de bu akşam mazota zam geldi haberini aldık ya, ondan cülüyoruz. Yarın akşam da zam geldi mi araçları kabeler atacak, yatacağız yani. Başka da yapacak bir şey yok. Yani millet kapıya çeker arabayı yani. Gerçekten arabayı çeker kapıya. Çünkü bayağı sıkıntı var yani. Mazot niye? Gittikçe 35 lira olacak yani. Bir an önce bu işe bir çare bulması. Yani 35 lira olacağını düşünüyoruz. 35 lira olursa yani bu dolmuş esnafı esette yani iflas eder yani. Çok zor durumda insanlar. Ya yakıta zam geliyor. Ben de otobüsüyüm aynı zamanda. Yani yakıta geliyor, bir bilet olmuş 500 milyon. Örnek veriyorum buradan İstanbul'a. Ama gel gelelim yolcu binmiyor. Yolcu binmiyor çünkü alım yok. Alım gücü düştü. Yani yetkililerin her şeyi ölü taklidi yapılıyor, ben anlamıyorum. Kimseden ses çıkmıyor, kimseden bir şey yok, çaba yok gibi görülüyor yani. Herkes ölü taklidi yapıyor, yetkililerin hiçbirinden hiçbir şey yok. 25 milyon olmuş mazot, arabacının yövmiyecisiydi, vergisiydi, bir parçasıydı, yedi parçası, bunlar hep sorun. Mazot 25 liraysa konuşmaya gerek yok. Şimdi orada Haziran ayına girmişiz, hala daha vitrinde karbuz çeyrek olarak satılıyor. Yani Haziran ayındayız. Karpuz çeyrek olarak satılıyor ve vatandaş çeyrek karpuzu da alamıyor. Yani mazotun 25 lira olması bir tek dolmuş esnaf anlamında değil. Mazot pahalıysa hayat pahalı demektir. Çünkü sonuçta yediğin, içtiğin, giyindiğin her şey dışarıdan geldiği için doğal olarak mazota endeksli yaşıyoruz. Bitmiştir yani, millet bitmiş, perişan. Yapacak bir şey yok yani. Böyle giderse de zaten anahtarları herhalde teslim edecek millet. Şoför sen bitmiş. Herkes ya. Kadar. 1000 lira baktığın zaman adı üstünde güzel bir para değil mi? 1000 lira bak. Yani konuşurken 1000 lira, 1 milyar değil mi? Ama gidiyorsun petrola, yarısının bir tek üstünde mazota veriyorsun. Yani 1000 lira varsa şoförün cebinde akşam saat 8'de, anla ki banko 600'ü yakıt. Ben 600 lirayı say veriyorum petrola. Veya değişik bir şey söyleyeyim sana. Misal bizim 100 lira banknot ilk çıktığı zaman bu 100 liraya gidiyordun Gürcistan'a veriyordun. Adam sana 212 lari para veriyordu. Geri bak, 100 lira veriyordun, 212 lari veriyordu sana. İlk 100 banknot çıktığı zaman, şu an 100 lirayı veriyorsun, adam sana 17 lari veriyor. Yani sen 1 lari almak için 5.75 kuruş feda etmen lazım. Ne kadar geri gittik ve hala gitmeye devam ediyoruz. Gidip geldiğin zaman, boşta gidip geldiğin zaman yakıtın zaten cepten gidiyor. Artı toplanan ücrete baktığınız zaman 6 lira ücret, o da bizi kurtarmıyor. Normaline bakarsan bizim ücretlerimiz 7-8 liradan aşağı olmaması gerekiyor kurtarması için. Şu anki durumda arabaya para yazsak 200 lira para, bize yevmiye kalmıyor. Arabayı da yarı yarıya çalışmış oluyorsun bir yerde yani. 100 lira almış olsan 100 lira arabaya yazacaksın. Bu da kurtarmıyor zaten. Parçası almış başını gitmiş zaten pahalı. Bakımı var bunun. Hani sıkıntılar bayağı yüksek burada. Yani şu anki durumda akaryakıtın aşağı düşmesini isteriz.